İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Bolu Şubesi, Karaoğlu Uluslararası Öğrenci Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Gençlik Derneği, İHO İl Platformu Ensar Vakfı Bolu Şubesi, Milli Türk Talebe Birliği Bolu Şubesi ve EHAT tarafından Halep'teki saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı, Rusya'nın bölgede her geçen gün saldırılarını arttırdığını söyledi. Bugün Halep'i bombalayanlar, yarın Bolu'yu bombalar. Uluslararası toplum Halep'teki saldırıları görmezden geliyor. Suriye halkıyla dost olduğunu iddia eden birçok ülke lideri gizli anlaşmalar yaparken Rusya, İran ve Esed rejimi Halep'teki ve diğer şehirlerde kuşatma altında kalan silahsız insanlara karşı hain saldırılarına devam ediyor. Canlı veya ölü enkaz altından çıkarılan çocukların ve yaralıların görüntüleri Birleşmiş Milletleri ve Güvenlik Konseyi'ni bu soykırımı önlemek için harekete geçirmedi. Tüm dünya bir araya gelse de mazlumların yanında yer alacaklarını söyleyen Sarımsakçı, Rusya ve İran'ın işgalci devletler olduğunu ifade etti. Emperyalist ve Siyonistler birleşti. Suriye'de Müslümanları katlediyorlar. Vicdan sahiplerine sesleniyoruz. Halep için uykularınız kaçmalı. Sakın rahat uyumayın. Her gece yatarken bir yanınıza Suriye'yi alın, diğer yanınıza da Filistin alın. Biz halk olarak, devlet olarak, siyasi partiler olarak şimdiye kadar mazlum halkların yanında olduğumuz müddetçe güçlü olduk. Bugünden sonra da öyle olacak. Buradan ilan ediyoruz. Biz sivil toplum kuruluşları olarak bütün dünya zalimleri bir araya gelse, Suriye tek başına da kalsa mazlumun yanında olacağız.